kazanılan belediyelerin. Siz Esenyurt'ta 10 puan farkla kazandınız değil mi evet. efendim? İkinci rakibiniz e, ikinci olan e, isimden 10 puan daha e, yüksek evet. oy aldınız. E, ve üstelik şöyle e, partiler ittifak yapmadı bu seçimde. Taban seçmen ittifak yaptı ki sizin açıklamalarınız da var. Ben e, toplumun her kesiminden, tüm partilerden evet. oy aldım diyorsunuz evet. efendim. Nasıl oldu bu Esenyurt'ta taban ittifakı nasıl kuruldu? Şöyle şimdi e, biz geldiğimizde Esenyurt Halkı'yla bir buluşma gerçekleştirdik. E, ve e, kendimizi tanıttık, projelerimizi tanıttık. Zaten ben Esenyurt'a yabancı değilim. 2019'da da aslında bir aday aday olma durumum vardı. Orada bir kaza oldu. Ayağım kırıldı. E, kısmet değildi. Sonra işte 2023'te, e, 24'te aday olduk. E, ve Esenyurt Halkı bizi bağrına bastı. E, bizimle ilgili çok sayıda antipropagandalar, kara propagandalar yapıldı. E, fakat halk bunlara itibar etmedi. E, bizi sevdi, kucakladı. Biz de halkımızı sevdik, kucakladık ve e, on buçuk puan farkla e, halk sözünü söyledi ve bizi e, kazandırdı. Bu çerçeve içerisinde biz e, orada da bir kent uzlaşısını e, gerçekleştirdik. Yani işte İstanbul İttifakı e, genelde denilen yapının orada da bir benzerini hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten oylarını aldık. Gerçi araştırmalarımız sürüyor. Bazı e, sandık başına gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Örneğin Esenyurt'ta seçme katılım oranı %24-74 olarak gerçekleşti. Eğer geçen seçime göre olsaydı biz 320 binin üzerinde oy alacaktık. 227.500'de e, oy aldık. E, dolayısıyla e, birincisi e, bu, ikincisi dem e, tabanından da oy aldık. Üçüncüsü AK Parti'den de oy aldık. E, AK Parti'ye oy verenlerden de aldık. Çünkü AK Parti e, geçen dönemlerde aldığı oyların e, çok altında e, bir oy aldı. Yani MHP ile ittifak yaptığı halde MHP AK Parti oyları Aşağı yukarı e, 230 bin civarında, 220 bin civarında oy etmesine rağmen 180 bin oyda kaldı. Biz e, 47 bin farkla seçimi e, göğüsledik ve halk bizi e, seçti. Şimdi burada tabii iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bir, Ahat Bey'in söylediği sosyal belediyecilik, bunu önemsiyorum. E, diğeri de 2028'e giden yolda. E, ne olacak ne bitecek şimdi bu son yıllarda özellikle bu neoliberal politikalar sonucunda devlet e, ekonomiden el çekti bir taraftan işine gelmeyen tarafıyla bir taraftan da aslında eli ekonominin de içinde böyle olunca sosyal devlet zayıfladı e, sosyal devleti sadece sadaka devletine dönüştürdüler palyatif bir takım e, projelerle yardımlarla işi götürmeye çalıştılar e, oysa mesela Esenyurt'ta bizim güçlü bir yanımız var, bir üretim yanımız var biraz sonra ona değinmek isterim. Bir de zayıf bir yanımız var, yoksulu çok olan bir yeriz. E, nüfusumuz da büyük dolayısıyla bizim sosyal belediyeciliğe önem vermemiz lazım. Yani devletin aslında bıraktığı boşluğu bir kamu kurumu olan belediyeler bunu ikame edebilir. Zaten Ahat Bey'in de işaret ettiği gibi özellikle pandemiden başlayarak, Sonrasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, büyük şehirler başta olmak üzere, İstanbul başta olmak üzere, örneğin Mersin başta olmak üzere çok iyi sınav verdiler. Zaten bu aldıkları oylar da bunu gösteriyor. Ee, bizim de bu süreçte halka dokunmamız lazım. Örneğin işte kreşler. Esenyurt gibi bir yerde, bir milyon e, bir nüfusu olan bir yerde 10 tane kreş var. Halbuki e, anneler işe, çocuklar kreşe mottosuyla biz olabildiğince hemen hemen her mahalleye yayabilecek bir e, politika geliştireceğiz, proje uygulayacağız. Sonra insanlarımızın büyük bir kısmı, e, yoksul yoksulların önemli bir kısmı da açlık sınırının altında. Aslında e, AK Parti'ye aynı zamanda buradan da bir mesaj verildi. Yani bu e, ilk defa ikinci olmasının nedenlerinden biri de bu, Artık zam politikasının, pahalılık politikasının çekilmez boyutlara ulaşmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte halk lokantaları. Çünkü insanlar aç, aç insan kızgın insandır. Siz bu insanları görmezden gelemezsiniz. Kaldı ki bizim aslında kültürümüzde, dinimizde de var komşusu aç yatan tok bizden değildir diye. Ayrıca mesela emeklilerimiz var orada nüfusumuzun yüzde on emekli. Ama emeklilerle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hükümet de zaten bir şey yapmıyor. Yani bir taraftan çok büyük bir lüks, israf, safahat var. Öte taraftan emekliye 10 bin lira bile çok görülüyor. Biz sırf emeklilerle ilgili bir miting yaptım ben. 10 tane proje açıkladım. Örneğin emeklilerin işte kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri yaşam alanları yapacağız. Emekli evleri yapacağız. Yaşlılarımız yani emekliliğin de ötesinde Onlara geriatri merkezleri yapmayı planlıyoruz. Çünkü kendi emeklisine, yaşlısına saygı duymayan bir toplumun geleceği olamaz. Çünkü herkes potansiyel emeklidir, potansiyel yaşlıdır. Kadınlarımız bizim için son derece önemli. Esen yurt kadınla var olacak diyoruz. Kadın varsa hayat vardır. Mesela demin işte kadın cinayetlerinden bahsettim. Bunun hal ortadan kaldırılması lazım ve kadınlarımızın yaşam alanlarını... Genişletecek ben hani sığınma evi de demeye dilim varmıyor. Bir takım e, korunaklı yerler yapacağız ve aynı zamanda kadınlarımızın kendini gerçekleştirebilecekleri olanakları sunacağız. Kooperatifler olabilir işte el işleri olabilir başka hizmetler olabilir. Onların üretimden pazarlama sistemlerine kadar hayatın içinde yer alacakları sistem kurmamız lazım. Bakın ben e, eskiden bu laiklik ilkesini çok gündeme getirenlere biraz kızardım. Fakat Orta Doğu'yu dolaştıktan sonra Türkiye'yi Arap ülkelerinden ayıran ve en önemli farklı yanlarından birinin laiklik ilkesi olduğuna inanıyorum. Laiklik aynı zamanda kadının kalkınma sürecine entegrasyonun önünü açmıştır. Her ne kadar realitede kadın yoksa bile yani işte kalkınmada işte tarlada var ama kalkınmada yok, seçimde yok, seçilmede yok, temsilde yeterince yok yani nüfusun yarısı kadın ama alanlara baktığımızda kadının temsiliyeti çok daha düşük. Kadını bizim mutlak surette kalkınma sürecine entegre etmemiz lazım. Batı'nın bana göre kısa sürede aydınlanmadan sonra ileri gitmesinin temel nedenlerinden biri kadının kalkınma süreci içine entegre edilmesidir. Doğudaki zenginliklere rağmen orada bir türlü kalkınmanın olmamasının nedenlerinden birisi de budur. Burada gençler eşit şartlarda Evet. Burada eşit erkeklerle şey. eşit şartlarda kalmak kesinlikle. Entegre olacak Sonra mi? mesela engelliler, dezavantajlı gruplar bunlara bizim el atmamız lazım. Bu bizim aciliyet e, hissettiğimiz konulardır ve bunlarla ilgili projeler yapacağız. Peki bunları nasıl yapacağız? Bunları sosyal belediyecilikle yapacağız. Ama bir başka yanımız daha var. Bakın mesela kimse bunu öne çıkarmıyor. Esenyurt'ta Esenyurt'ta Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %6'sı üretiliyor. Türkiye'nin bu Türkiye'de çok az yere nasip olan bir şeydir. Esenyurt, İstanbul sanayisinin yüzde 24'ü, 25'ini tek başına omuzlamış gidiyor. Biz eğer burada katma değeri yüksek bir üretime geçersek ve bu kalkınmayı tabana yayabilirsek orada hem yoksulluğu bitirebiliriz hem toplumsal barışı e, yaratabiliriz. Peki bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Mesela benim Matematik Köyü diye bir projem var. Herkes önce hayret etti. Benim idealim şu, hayalim şu. Neden bir silikon vadisi olmasın Esenyurt'ta? Çünkü 3000 tane fabrikamız var, emek gücümüz var, çok iyi yetişmiş bir insan gücü var. Bu güçlü yanımızı geliştirdiğimiz takdirde, oradaki üretimi tabana da yaydığımız takdirde Esenyurt'taki bu yoksulluğu, fakirliği giderebiliriz. Örneğin demin dedim ki eğitim ve sağlıkta problemlerimiz var. Çocuklarımız 60 kişilik sınıfta okuyor. Ben bir eğitmenim. 60 kişilik sınıfta okuyan çocuklardan bir şey çıkmaz. Koca Esenyurt'ta bir tek tane devlet hastanesi var. Bu Allah'a reva mı? Bugüne kadar yöneticiler yatmış mı? Dolayısıyla siz insan kaynaklarını geliştiremediğiniz takdirde bir yere varamazsınız. Çağımız kalkınma çağı kalkımanın en temel kaynağı insan kaynağı insanı dönüştürüp değiştirmenin yolu eğitimdir ve onun daha iyi olabilmesinin yolu da sağlıklı olmaktır. Dolayısıyla biz diyelim ki altyapısı olan arsalar ürettiğimiz takdirde biz burada bu hem ilk okullaşmayı hem orta okullaşmayı hem fiziki yapıda hem de eğitim yapısında güçlendirebiliriz. Ayrıca bizim Esenyurt Belediye'mizin başlamış daha sıfır e, seviyesinde olan Kampüs lise diye bir projemiz var. İçinde bir meslek lisesi, bir Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bir İmam Hatip lisesi, bir spor lisesi var. Yani kaynaklarımızı zorlayarak mutlak surette onu bitirmemiz gerekiyor. Gerçi bu tür işler Milli Eğitim Bakanlığı'nındır. Ama Milli Eğitim Bakanlığı yapmadığı zaman demin dedim işte orada çok sayıda üretici gücümüz var, fabrika sahibi insanlarımız var. Onlara diyoruz ki kardeşim Antalya'da bir yatınız, İstanbul'da katınız olsun ama... Esen yurtta kazanmanın da bedeli olarak şükran borcuyla orada da bir şeyler yaratın, bir katkınız olsun. Gerekirse dışarıdan da insanları getirerek bunu yaratmamız lazım. Bir de e, burada özellikle göçle gelenin e, diyelim köyden gelmiş e, ama kentileşememiş çünkü kentin temel dinamikleri onlara kendilerini kentileştirebilecek olanakları sunamamış. Mesela bir kenttaşın kent üstünde hakları var. Ama kente karşı görevleri de var. Siz kente karşı kentin onların kent üzerinde olan haklarını ihya etmediğiniz zaman örneğin iş, aş, beslenme, bürünme, iyi bir çevrede yaşama, güzel bir işte evde iyi bir sokakta akciğerleri olan, hava koridorları olan, kent möblesi olan bir kent, meydanları olan bir kent, parkı, bahçesi, yeşili olan bir kent sunamazsanız o insandan kente karşı görevlerini yerine getirmesini bekleyemezsiniz. Bizim bu süreç içerisinde bu arada kalmayı da gidermemiz lazım. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de problemi. Yani köylü olmaktan çıkmış, kentileşememiş, geleneksel olmaktan çıkmış, modernleşememiş. Bütün yani şehir efendim, yasasıyla ulaşım meselesi de tabii Türkiye'de bugün daha mesela 17, 18 yaşında bir genç e, ilk kez İstanbul'da yaşıyor, İlk kez emin önüne gittiğini söyledi. Evet. E, efendim mikrofonlara. Evet. Mesela Hatta denizi oldu. görmediğini söyleyen Ücretsiz insanlar var İstanbul'da. E, yani. Ulaşımdan faydalanıp ailesiyle. Evet. E, ilk kez Eminönü'ne geldim diyor. Tarihi yerleri ilk kez gördüm. Tarihi yarımadayı diyor. diyor. E, yani böylesi de bir durum var Türkiye'de. İşte bu yoksullaşma kent merkezine, yurttaşların kent merkezine ulaşımını da oldukça e, zora sokan bir şey. Kentleşme sonuçta merkeze kadar çok ulaşımınız varsa o kadar evet. çok zihnen de. Bunun bir yolu da şudur. Yani bir sosyal kentsel altyapı yatırımları yapmak. Demin dedim devlet sosyal devletlikten çıktığı için hala belediyeler isterlerse bunu yapabilirler. İki, o diyelim ki emin önüne gelmemiş ya da denizi görmemiş ya da kentin merkezine hamle etmiş ama orada istediğini bulamamış yeteri kadar ekonomik olanakları olmadığı için bir takım işte varoşlara sürüklenmiş olan insanları kentin merkezine getirmemiz lazım. Bunun da iki yolu vardır. Biri kültür sanat etkinlikleridir. Yani e, kültür sanat aynı zamanda gelen insanların dönüşümü için son derece önemlidir. Biz ee, en büyük ideallerimizden biri de Esenyurt'u bir kültür-sanat merkezi haline getirebilmektir. İkincisi de bir şehrin e, ulaşım ağları bir insanın vücudundaki e, ana damarlar gibidir. Damar nasıl tıkandığında kalp krizi geçirirseniz şehrin eğer ulaşımı doğru dürüst değilse kendi içinde de büyük şehirle de o zaman e, o şehir kriz içinde olur. Şehirler de hasta olur. Yani bir şehre girdiğiniz zaman eğer yolları eğri büyülüyse, binalar çürük dişler gibi dizilmişse, hava koridorları yoksa, kent möblesi tahrip altındaysa, insanlar ise, dirsekleriyle kendilerine yol açıyorsa, orada da şehrin yavaş yavaş hasta olduğunu görürsünüz. İşte onun tezahürü kadın cinayetleri, uyuşturucu, mafya çatışmaları, yani toplumsal, kentsel, hastalıklar da böyle tezahür eder. Bizim bu onları zaman kalmayacak diye çok korkuyorum. böleceğim efendim. Şimdi tabii ki Esen Esenyurt deyince akla gelen ilk sorunlardan biri de e, göçmen meselesi. E, tabii bunu nasıl bunu nasıl algılandığıyla da ilgili bir şey. Evet. Yani sorun diyoruz ama e, siz e, ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, ki Türkiye toplumu genel olarak bu konuda e, evet, evet. hassas bir de, dengede bir terazide oturuyor. Evet riskli de bir konu biliyorum. Bir taraftan işte artan göçmen sorunu, işte Türkiye'de.